Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Şimdi üst üste üç konumuz var. Birincisi biraz geç kaldık, mikromobilite konusu. Son zamanlarda çok sık duyuyoruz bu kavramı. Akabinde paylaşımda hareketlilik ve en sonunda da bir hizmet olarak, bir servis olarak hareketlilik kavramını, MaaS'ı konuşmuş olacağız. Bu çerçevede. Mikromobilite son zamanlarda çok duyuyoruz ama mikromobilite ne değildir sorusunu soraraktan aslında başlamak istiyorum. Mikromobilite yalnızca paylaşımlı e-scooter ile hareketlilik demek değildir. Çünkü hani şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. E-scooter, hatta e-scooter demek de yanlış olur. Çünkü biliyorsunuz teknoloji marketlerde e-scooter'ınızı kendiniz alıp katlayıp arabanızın arkasına ya da toplu taşımaya entegrasyon olarak kullanıp yanınızda gezdirebilirsiniz. Bu mümkün. Ama paylaşımlı e-scooter ya da paylaşımlı bisiklet söz konusu olduğunda mikromobilite kavramını daha ziyade kullanıyoruz nedense. Ve genellikle de elektrikli araçlarda bu mikromobilite kavramı kullanılıyor. Ticari bir kavram mıdır? Bu soruyu sıklıkla soruyorum. Ticari bir kavram olmasında bir sıkıntı yok. Yani ticaret eğer bir şehrin hareketliliğini geliştiriyorsa, bir şehrin ekonomisini canlandırıyorsa elbette ticari bir kavram olması önemlidir. Yani bu konuda bizi biraz zorlayan, yani meslektaşlarım olarak görüyorum sizi, bizi biraz zorlayan tarafı tanımları zor yapıyoruz. Yani böyle ticari kavramlar ortaya atıldığında arkasından onlara tanım getirebilmek, kapsamını belirleyebilmek biraz böyle geleneksel şeylerde biraz daha kolay oluyor. Mesela bisiklet 100 yıl önce ortaya çıkmış, 100-150 yıl önce kullanılmaya başlanmış. 150 yıllık bir hareketi belli bir sınıfın içerisine koyabiliyorsunuz. Ama her gün artık iki tekerleklisi, tek tekerleklisi, işte oturaklısı, oturaksızı vesairesi falan gündeme gelince biraz böyle tanımlama yapmakta da zorlanıyoruz. Bütün literatüre baktığımız zaman da biraz tanımlama ister istemez kavramlar birbirine geçişli ilişkenlik söz konusu olabiliyor. Bu nedenle biraz ticari bir kavram olarak görüyorum mikromobilite kavramını. Bakın mikromobilitenin genel ifadesi olarak bakmıyorum buna. Kavramını biraz ticari bir kavram olarak görüyorum. Çünkü içerisinde demin dediğim gibi farklı farklı başlıklarda olmasına rağmen belli başlıklara odaklanıyoruz gibi geliyor. Şimdi yine tekrar Ağustos terimler sözlüğüne geliyoruz. 2022 yılında güncellenmiş olan son Ağustos terimler sözlüğü bizim kaynak kitabımız. Mikromobilite burada tipik olarak 25 kilometre bölü saat. Biraz sonra da şeylere bakacağız. Yani hangi ülkeler nasıl sınırlandırmışlar bu araçların kullanımını. 25 kilometre bölü saat altındaki hızlarda çalışan ve kullanıcılar tarafından kişisel olarak sürülen bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter, paylaşımlı bisiklet, elektrikli pedal destekli bisiklet gibi bir dizi küçük, hafif taşıtta ulaşımı biz mikromobilite olarak tanımlıyoruz. Benzer şekilde Uluslararası Ulaştırma Forumu da benzer bir tanım getiriyor. Mesela burada bu tanımın içerisinde kaykayı da ayrıca ifade etmiş. Bu tanımlar çok genişletilebilir ama sanki böyle 25 kilometre hızı aklımızın bir yerinde tutmak, diğer tarafta da biraz ağırlığa dikkat etmek gerekiyor. Yani bütün tanımlara baktığımızda biraz ağırlık önemli. Çünkü neden önemli? Ağırlık özellikle de yayalarla çarpışmalarda önemli. Sizin kullanmış olduğunuz, hani daha dikkatsiz, daha fevri kullanabileceğiniz bir aracın, nizami kullanılmama ihtimali yüksek olan bir aracın ağırlığının fazla olması ister istemez çarpışmalarda önemli bir etken. Şimdi burada mesela 350 kiloya kadar olan ağırlık mikromobilite olarak söyleniyor ama eğer ki şimdi detaylarına girdiğimizde eğer ki 350 kilogram ağırlık ise bunun kullanılacağı yerler de birbirlerinden farklı olması gerekir. 350 kiloluk ağırlıktaki bir taşıt ile maksimum 5-6 kilo, 10 kilo diyelim ağırlığındaki bir bisikleti aynı platform içerisinde hem de dar bir platform içerisinde değerlendirememekte gibi bir durumla da karşı karşıyayız. Onu da bilmemizde fayda var. Dediğimiz gibi 25 kilometrenin altı bir başka tanımda şöyle söylüyor. İnsan gücüyle veya elektrikli olabilen, kişisel veya paylaşımlı olabilen, genel olarak 10 kilometre altında seyahatler için
kullanılan araçlar. Şimdi neden zorlanıyoruz tanım içerisinde? Bir kere bireysel olabilir, paylaşımlı olabilir. İnsan gücüyle hareket edebilir, elektrikli olabilir. Kişisel ulaşım amaçlı kullanılabiliyor, lojistik amaçlı kullanılabiliyor. Bir tekerli, iki tekerli, üç tekerli olabiliyor. Ayakta kullanılabilenleri var, selesi olanlar var. 25 kilometre altı bir grup var, bir de 25 ile 40 kilometre arasında olan bir grup var. İstasyon paylaşımlar için söylüyorum, istasyonlu modelleri var, istasyonsuz modelleri var. Yani bu grupları kategorilerini belirlerken, kurallarını belirlerken, uyması gereken kuralları belirlerken buna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bisikletle hikaye biraz başlıyor. 1818'de 200 sene olmuş. Aslında bizim mikromobilite dediğimiz şey, tanıma giren mikromobilite dediğimiz şey bu şekilde bir hikayeyle başlıyor. Ama sonra günümüze geldiğimizde hem aslında scooter'ın hikayesi de benzer bir hikayesi var. Hem scooter'ın işin içerisine girmesi, kaykayların olması. Yani aslında baktığımız açı biraz bu araçların ulaşım aracına dönüşmesi meselesi. Yani bir rekreasyon aracı olmasından, bir eğlence aracı olmasından bir ulaşım aracına dönüşmesi. Yoksa mesela eğer kaykay, ki bugün Avrupa'da sıklıkla kullanılır kaykay bir ulaşım aracı olarak. Patenler yine hakeza bir ulaşım aracı. Yani sizin günlük yolculuklarınızı, sabah akşam yolculuklarınızı kısaltabilen, bu anlamda işinize yarayan, birçoğu da ücretsiz olan, yani sadece cihazın ücretini verdiğiniz, haliyle ulaşımınızı ücretsiz hale getirebildiğiniz, yakıtınız yok, başka bir şey yok, kısa mesafeli yolculukları, kısa veya orta mesafeli yolculukları gerçekleştirebileceğiniz araçlar olarak görmemiz mümkün. Tabii bunların en temel şeyi bisiklet. Elbette ki kuralları var. Kurallarına uymamız gerekiyor ama unutmamamız gerekiyor. Bunun dışında işte elektrikli olan, ayakta kullanılabilen başka modeller var. Paylaşımlı olan bisikletler söz konusu. Ki paylaşım meselesini dediğim gibi bir sonraki dersimizde paylaşım konusuna gireceğiz. İstasyonlu olan skuterlarımız var. İstasyonsuz olan skuterlarımız gibi şeyimiz çeşitli. Şimdi Uluslararası Yol Federasyonu, Uluslararası Ulaştırma Federasyonu, Emniyetli Mikromobilite Türkçe'de Hasan Tufan Bey tarafından, Ulaştırma Bakanlığı'ndan, uzmanlarımızdan Hasan Tufan Bey tarafından tercüme edildi. Bakmanızda fayda var konuya, özellikle ilgi duyanların emniyetli mikromobilite kaynağı. Dört tip olarak inceliyor. Birinci tip de bildiğimiz klasik en çok kullanılan, yani 35 kilogramdan daha hafif ve 25 kilometrenin altındaki hızlarda seyahat edilen. Yine tip B'de 35 ila 250 kilogram arasında ama yine hızı düşük olan, 25 kilometre saatin altında hareket eden. Tip C'de 35 kilogramdan hafif ama 25 kilometre bölü saatten hızlı olanlar. Tip D'de ise 35 ile 250 kilogram arasında olan ve hızı da 25 kilometre bölü saatten fazla olan. Haliyle bunların sınıflandırılması ve bunların ulaşımda nerede hareket edecekleri konusunu hassasiyetle incelenmesi gerektiğini söylemem gerekir. Bir diğer bisiklet ve yaya ve bisikletler derneği, Amerika'daki yaya ve bisikletler derneği de benzer bir sınıflandırma yapıyor ama bu sınıflandırmada örneğin bu grup mikromobilite araçları olarak tarifleniyor. Bu grup ise mikromobilite olmayan ama mikromobilite araçlarıyla ilişkili araçlar olarak tanımlıyor. Aslında sunuma koymak istemiştim. Dün bir fotoğraf canlandı gözümün önünde. Anadolu'da çok fazla görürsünüz elektrikli motosikletler var. Arkalarında ama elektrikli bisiklet yazıyor. Şimdi mesela çok enteresan bir şey. Bu arkasında elektrikli bisiklet yazıyor olmasa onu elektrikli bisiklet mi yapıyor? Ondan sonra hızlarından dolayı bunlar hangi yolları kullanabilecekler ki kaldırımlarda vesaire de çok sıklıkla görüyoruz ama benim dikkatimi çeken husus elektrikli bisiklet yazıyor olmasıydı. Hani burada elektrikli bisiklet yazıyor olması ona elektrikli bisiklet yazmıyor, yapmıyor olması gerekir diye düşünüyorum. Bu şekilde tanımlamalarımız var. Demin söylediğim gibi oturulabilen halleri var, ayakta sürülenleri var, elektriklisi var, elektriksizi var. Ama bizi ilgilendiren, yani ulaşım camiasını ve sektörünü ilgilendiren, bizim bunları bir ulaşım aracı olarak kullanacağız, evet. Ama güvenli bir ulaşım aracı olarak kullanacağız. Bu da kriterlerimizden bir tanesi. Güvenli bir ulaşım aracı olarak
konumlandırmak lazım. Konumlandırmamız gerekiyor. Bu ikisi kriteri dikkate alaraktan bizim regülasyonları ortaya koymamız lazım. Hem ülke ölçeğinde regülasyonları ortaya koymamız lazım. Hem de aşağıya indiğimizde de UKOME kararları ya da UTK kararlarıyla şehir içerisinde bunların nasıl konuşlandırılacağı, nereye park edebileceği, hangi yolları kullanabileceği ile ilgili kararların, düzenlemelerin, regülasyonların yapılması lazım. Çünkü bu araçlar her ne kadar bizim işimizi, her ne kadar bizim ulaşımımızı kolaylaştırıyor olsalar da risk barındıran araçlar. Bu belki de nizami bir sürüş şeklinin olmamasından da kaynaklanıyor olabilir. Özellikle ayakta kullanılan e-scooterlar ölüm riski olarak diğerlerinden nispeten fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi birazdan bir video göstereceğim. Bu video iki anlamıyla önemli. Bunu ben Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ndeki arkadaşların kampanyalarında da görmüştüm. Oldukça olumlu bir kampanya. Kapını sağ elinde aç. Yani soldaki kapını sağ elinde aç. Ki arka tarafı görebilesin. Oradan bir bisikletli gelebiliyor. Bisikletle ilgili bir kampanyaydı. Buradaki kazamız skuter kazası. Ama yani birkaç ders veriyor bize. Birincisi skuterların güzergahların olması, onların emniyet bir şekilde hareket etmesi gerektiği. İkincisi bu kapıların açılmasının ne kadar önemli olduğu ile ilgili bir ders veriyor. Kısacık bir video. Bakın şu an kapısı açılıyor. Biraz sanki kullanıcı da dikkatsiz gibi ama hayatını kaybediyor burada skuter kullanıcısı. Çünkü otobüsün önüne düşmüş oluyor. Yani kişinin ceza alması, almaması, ne kadar alması başka bir konu. Ama bizi ilgilendiren ulaşımı, bunu bir ulaşım aracı olarak gören insanların ki paylaşımlı hareketlilikte bunu göreceğiz. Bu konu, mikromobilite konusu bizim ulaşımımızı, yani şehrin, buraya geçebilirim, şehrin ana omurgasını oluşturduktan sonra, yani benim metro hatlarım nereden geçiyor? Otobüs hatlarının bunları nasıl beslemesi gerekiyor? Otobüs hatlarımı besleyecek olan minibüs hatlarım olacak mı eğer olacaksa? Bunlar nerede olması gerekiyor? Bu minibüs hatlarımla entegre bir şekilde bu mikromobilite araçlarını nasıl kullanabiliriz? Yani nasıl insanlar kapılarının önünden, sitelerinin önünden aldıkları mikromobilite araçlarıyla otobüs duraklarına gelebilirler? Oradan otobüse veya metroya veya tramvaya binip yolculuklarını gerçekleştirebilirler. Bütün bu şeyi yapabilmemiz için bizim güvenli bir ulaşım ağı kurmak zorundayız. Bunun güvenliğini sağlayamazsak yarın bir gün ifadem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama yarın bir gün şeye baskın bir şeyin altında kalabiliriz. Bir grup insanın propagandasının altında kalabiliriz. Ya bu bir ulaşım aracı, evet. İyi de bir ulaşım aracı, faydalı da bir ulaşım aracı ama günün sonunda yasaklamalara doğru gidebilir. Yani işte diyelim ki birkaç kaza daha meydana geldi. Hayır ya bu olmuyor bu iş noktasına gelebilir. O yüzden de bizim bunlar olmadan önce bunu bir düzene, bir sisteme oturtuyor olmamız lazım. Neden? Çünkü yolculuklarımızın bakın buradaki tablo ya da grafik bize şunu gösteriyor. Yolculuklarımızın %45'i 1-2 mil arasında gerçekleşiyor. Bunun kilometre olarak baktığınızda 4-5 kilometre. Bütün yolculukların %45'i. %23'ü 5 mil yani 8 kilometre civarında bir mesafede gerçekleşiyor. Sağ tarafta da şunu görüyoruz. Nasıl hareket edilebilir? Kilometreye kadar ki bu yaya olarak baktığınızda işte 1 kilometreye kadar. Hatta şunu da söyleyeyim. Bir önceki derste Hermann Knoflacher'dan bahsetmiştim. Onun bir şeyi var. Bir çalışması var. Diyor ki eğer diyor yaya yollarını konforlu hale getirirseniz siz normalde yayalar şu şöyle bir şey vardır. Hani buradakine de benziyor da keşke o grafiği kullansaydım. Yayalar normalde 600 metreye kadar yaya olarak gidersiniz. 600'den fazla ise diyelim ki işte 1,5 kilometreye kadar falan bisiklete yönelirsiniz. Ondan sonra daha fazla ise işte bisikletin yerine otomobilinizi kullanırsınız veya otobüs vesaire gibi şeyler olabilir. Ama bakın burada kocaman bir ama koyuyor. Siz eğer konforlu bir yaya güzergahı sunarsanız
bu 600 metre 1 kilometreye çıkabilir. Hatta yer yer daha fazla da olabilir. Mesela hep söylediğim bir şey vardır. Ben Edirne Kapı tarafına gittiğimde, Fatih'e gittiğimde, ki hepimiz için muhtemelen öyle geçerlidir. Fevzi Paşa Caddesi'ni boydan boya yürüdüğünüzde, yani ne kadarlık bir şey yürüdüğünüzü fark etmezsiniz. Ya da İstiklal Caddesi'ni düşünün. Yanlış hatırlamıyorsam 1,7 kilometre olması lazım. Ya 1,7 ya da 2,7 kilometre tünelle Taksim Meydan arası. Hiç kimse ya işte burada bir Taksim'i tutsak demez. Yani o kocaman boydan boya caddeyi yürüyerekten geçebilirsiniz. Hatta bunu iş için de yapabilirsiniz. Yani sadece gezmek için yapıyoruz onu demeyin. Hani iş yerinizin bir tarafında, evinizin bir tarafında olduğunu düşünün. Hiç otobüse binme ihtiyacı hissetmezsiniz. Çünkü o cadde sizi yürütür. Benzer şekilde bisikletler için aynı şeyi konuşalım. Eğer ki konforlu, güzel bir bisiklet güzergahınız varsa bisiklet kullanırsınız. Scooter için aynısı geçerli. Güvenli, iyi bir scooter güzergahı size sunabiliyorsa, kullanabilecekseniz o zaman onu da kullanırsınız. Şimdi bir de ileride anlatacağım. Bunu bir de entegrasyonunu sağlayabilirsek, toplu taşımayla vesaire entegrasyonunu sağlayabilirsek, aslında başlangıç ve son yolculuğu diyoruz buna. Başlangıç ve son yolculuklarını konforlu hale getirmiş oluruz. Şimdi entegrasyonda tabii bu işin ücretli, ücretsiz vesaire meselelerini ayrıca konuşacağız ama yolculuk meselemiz aşağı yukarı böyle. Londra böyle bir çalışma yapmış. Daha doğrusu İngiltere ölçeğinde böyle bir çalışma yapılmış. Biz Londra'ya bakalım. Şehirlerimizin olduğu için. 7 mil. Yani işte 10 kilometre, 11 kilometre yaklaşık olarak Londra'da günlük sabah akşam yolculukları, yani yolculukların başlangıç ve son arasındaki mesafeler insanların bu kadar. Şimdi düşünüyorsunuz ya bu kadar bir yolculuk mu bu trafiği oluşturuyor? İşte deminki söylediğim gibi kırılımları var. İşte bir kısmı da uzun gidiyor, bir kısmı biraz daha kısa gidiyor ama ortalama olarak 6,9 millik bir yolculuk var. Şimdi eğer ki biz mikro mobilite araçlarıyla, işte bisikletle vesaire iyi bir, konforlu bir yolculuk imkanı sunar isek demek ki vatandaşlarımızın, bak kısa vadede bunlar olmaz, alışkanlıklar vesaire, ama uzun vadede vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu bu araçlara yönelecektir diyebiliriz. Şimdi nerede kullanıyoruz? Kısa mesafeli yolculuklarda, lojistikte kullanabileceğiz. İleride bunun fotoğraflarını da göstereceğim. Ara bağlantılarda ve zaman zaman da eğlencede. Şimdi mesela scooter tam ortada gibi. Mesela yavaş yavaş bazı bölgelerde, bu yine bölgesine göre değişiyor olabilir. Ama siz scooter'ı parkın içerisine bir alan olarak görürseniz haliyle insanlar da ona göre davranırlar. Ama bazı bölgelerde biliyorum, çünkü burada da maliyet, yani ticari bir model midir? Evet, burada da maliyet göz önüne alınıyordur. Şimdi Kadıköy'de insanlar scooter'ı bir ulaşım aracı olarak görebilirler ve bunun maliyetine katlanabilirler. Ama başka bir yer bunun maliyetine katlanamaz. İşte burada belki yerel yönetimlerin desteğine ihtiyaç olacaktır diye düşünüyorum başka bölgeler içinde. Yani bunu ulaşım aracı olarak konumlandırmak için başka stratejiler ortaya koyabilmek lazım. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde bir çalışma yaptık biz, bisikletli ulaşım ana planı çalışmasında. Enteresan, çok çok enteresan bir bilgi. Mesela ben şahsen, bunu hep de itiraf ediyorum. Bu çalışmadan önce beklentim şuydu. Bu grafik Sakarya'nın paylaşımlı bisiklet grafiği, Sakbis'in grafiği. Benim bu grafiği görmeden önceki beklentim şuydu. Paylaşımlı bisikleti ben alırım, parkın etrafında iki tur atarım. Ya mevcut istasyona ya bir sonraki istasyona götürür bırakırım. Yani benim beklentim bu yöndeydi. Ama grafik onu göstermedi. İnsanlar paylaşımlı bisikleti, tabii scooter'a göre maliyetleri de bir miktar düşük olmasından da kaynaklanıyor. Paylaşımlı bisikleti bir ulaşım aracı olarak görüyorlar. Yani alıp gidip başka istasyonlara bırakabiliyorlar. Yani bir istasyonda alıyor, gidip işini hallediyor, götürüp daha uzaktaki başka bir istasyona bırakabiliyor. Bu da yine benzer şekilde, yani nereden aldık, hangi istasyona götürdük, bisikletlerimizi nereye teslim ettik. Bu önemli. Yani bu şunu söylüyor bu bize aslında. Demek ki burada altyapının iyileştirilmesi, bisiklet sayısının artması. Mesela bu grafikten ben şunu görüyorum. Nokta olmayan yerler. Demek ki nokta olmayan yerler, ki bu konuda Sakarya'nın da çalışmaları var. Bisiklet müdürlüğü kuruldu vesaire falan. Demek ki bisiklet kiralama noktası olmayan yerlerde bisiklet kiralamış olsak,
güzergahlarını daha iyileştirsek insanlar daha fazla bisiklet kullanacaklar sonucunu buradan çıkarmamız mümkün ki anket çalışmalarda benzer şeyleri, talepler, anketler içerisindeki taleplerde benzer şeyleri söylüyor. Dolayısıyla bize düşen görev mikromobilitenin tanımını yapmak. Yani bizim hangi sınıf, hangi yolları kullanabilecekler bunu belirlemek. Ondan sonra kullandıkları yolları iyileştirmek ve insanların bunu daha fazla kullanmasını teşvik etmek ki ortalama yolculuklarımız belli. Bu ortalama yolculukları biz otomobilden yavaş yavaş bisiklete ve skutera ve yürüme olarak yaya yollarına dönüştürebilelim. Birkaç tane hani hepsini detaylı baştan sona okumayacağım ama ülkelerin genel olarak baktığımızda bakın 25 kilometre, Almanya 20 kilometre ile sınırlandırmış. İngiltere yine 25, İspanya 25. Yani 25 kilometrede ama Almanya biraz daha düşürmüş. Kaldırımda genel olarak kaldırımda kullandırmıyorlar arkadaşlar. Yani skuterları kaldırımda kullanmak ülkelerin büyük bir çoğunda yasak. Karayolu altyapısını beraber kullanabiliyorlar ama iki skuterci beraber kullanamazlar gibi belli şeylere var. Aynı zamanda motor gücüne de bakaraktan bu tanımlamaları gerçekleştiriyorlar. Bizde de yine bizimkine ayrıca detaylı olarak geleceğim. Burada uluslararası bir grafikten ben tercüme ettim. Türkiye'ninkini ayrıca yönetmeliğimizden bakaraktan görmüş olacağız. Mesela Polonya kaldırımları kullanmaya 5 veya 8 kilometre hızda kullanacaksanız izin veriyoruz şeklinde. Aynı şekilde İsveç'te 5 ve 7 kilometre hızında izin vermişler. İşte bunların olacak, olmayacak. Hatta diyorum ya eğer ağır bir scooter modeli ise işte bunu tanımlamak lazım. ITF'in tanımlamasında olduğu gibi ağır bir scooter modeli ise bu sefer bisiklet yollarında da belki çünkü bisiklet yolları otomobil yoluna göre biraz daha dar olduğu için kaçma manevraları da ister istemez çok fazla olamayacaktır. Yani en ufak bir hareket kazaya sebebiyet verebilir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Burada başka bakalım dikkat edeceğimiz Amerika 16-24 şeklinde, Kolombiya'da 20 kilometre olarak çeşitli tanımlamalar getirilmiş. Şimdi bizim yönetmeliğimize bir göz atmamızda fayda var. Şimdi zaman zaman unutuyoruz da, ben de şahsen unutuyorum. Bir göz atalım. Türkiye'de yönetmelik çıktı biliyorsunuz. Bu yönetmelik çıkarken aslında paylaşımlı skutura asıl yönelik olarak çıktı. Yani yönetmeliğin bir kısımları paylaşımlı skutura, o kısımlara girmiyorum ben. O yani kimler paylaşımlı skuter işi yapabilir, ticari olarak bütçelerin büyüklüğü ne olması gerekir, ciroların ne kadar olması gerekir gibi hususlar vardı. Onlara girmiyorum. Ben sadece nerelerde kullanılabilir elektrikli skuterlar varsa bisiklet yolu veya bisiklet şeridinde, hızı 50 kilometrenin altındaki yollarda, yerel yönetimler tarafından yasaklanmamış yollarda ki birazdan göstereceğim bazı yollarda mesela skuterların, bisikletlerin girmesi yasak olan yaya bölgeleri var. Bisiklet şeridi yoksa trafik güvenliği risk atmayacak şekilde sağdan gidilmesi kaydıyla taşıt yolunda kullanılabilir. Nelere dikkat etmek lazım? 16 yaşın üstünde olacağız biliyorsunuz. Sürücü harici yolcu taşımamalı. Yani iki kişi binilen durumlar vesaire görüyoruz. Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalıdır. Yani sırt çantası olabilir diyor sadece. İkiden fazla e-scooter yan yana gitmemeli. Yaya yollarında sürülmemeli. Başka bir bakın yaya yollarında sürülmemeli diyor. Türkiye'deki kural da bu şekilde. Başka bir araca bağlanaraktan şu gençlerimizin yaptığı gibi yapmamalı. Tek elle sürülmemeli. Akrobatik hareketler yapılmamalı. Park ederken de yayalar, engelliler veya hareket kısıtlı olan kişiler engellemeyecek şekilde, yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde, kamu nizamını bozacak ve özel mülkiyeti ihlal etmeyecek şekilde park etmek lazım. Hızı 25 kilometreyi geçmemeli. Önünde, arkasında lambaları olmalı gibi hususlarımız bisikletlerle ilgili var. Şimdi entegrasyon diyorum ya ben ulaşım penceresinden hep baktığım için entegrasyon en temel hususumuz. Çünkü entegrasyonu sağlayamazsak mikromobilite aracı iki durum söz konusu olabilir. Bir, çok kısa mesafeler için yani hani sizin market çevreniz ya da iş yerine gittiğiniz iş yerinden öğlenleyin yemeğe gidip geliyorsunuz gibi çok dar alanda kullanma durumu söz konusu olur. İkincisi eğlence amacıyla kullanılır. Yani bunu aşıp bir ulaşım aracına, daha üst ölçekte bir ulaşım aracına dönüştürebilmek için bizim daha yukarıya bunu taşıyabilmemiz lazım. Bunun için fiziksel entegrasyon,
ödeme ve ücretlendirme entegrasyonu, bilgisel entegrasyon, yani her iki tarafa da ortak bilgiyi yayabilmek ve kurumsal entegrasyon. Fiziksel entegrasyonda farklı modlar için altyapı, erişim noktaları, elverişli transferleri kolaylaştırmak için yakın olması gerekir. Mesela istasyonlarda güvenli park imkanı, ana istasyonlarda servis bakım noktaları vesaire gibi entegrasyon hususlarını sağlamak lazım. Dediğim gibi metroya, otobüs güzergahlarına kolay erişimi sağlayabilmemiz lazım ki insanlar fiziksel olarak daha rahat bir şekilde toplu taşımaya gelebilsinler. Ücretlendirme aynı mümkünse, bunun örneklerini de birazdan vereceğim, mümkünse aynı kartlarla her ikisini de yapabilmesi lazım. Hatta telefonla hemen ikisindeki mağaz meselesinde bunu daha da detaylı konuşacağız. Telefonla bu ikisinin entegrasyonunu sağlamak lazım. Bunun ötesine de geçmek lazım. Mesela nedir? Ben evimin önünden skuter kiraladım. Otobüse bineceğim. Benim belki otobüse bindiğimde normalde ben skutura buradan durağa kadar gittiğimde 5 lira yazacaksa bu 5 liranın 2,5 lirasını benim toplu taşımadan tasarruf edebilmem gibi entegrasyonların da olması lazım ki insanlar hem toplu taşımayı teşvik edelim, bu ara toplu taşıma aracı olsun gerçekten, yani mikromobilite aracı olsun, daha rahat kullanabilelim. İşte mobil cüzdanlar vesaire gibi şeyler olması ve modlar arasında da entegrasyon olması, artan kullanıcı talebi ve optimize edilmiş kullanımdan daha yüksek gelir elde edilmiş olur. Dolayısıyla maliyetler düşer. Bilgisayar olarak hareket saatleri, hareket saatlerinin etrafında skuterların konuşlandırma yerleri, bisikletlerin olduğu yerler. Mesela şunu bilebiliyor olmak güzeldir. İndiğim noktada bir bisiklet varsa ve ben o bisikleti kullanabileceksem, oradan sonrasında bisikletle gidebileceğimi bilebiliyor olmam gibi bilgilerin de entegre haritaların olması, bir haritanın içerisinde, bu mobil harita olarak düşünmek lazım artık. Mobil haritanın içerisinde her ikisini de görebiliyor olmak benim oraya teşvik açısından önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. Son olarak da kurumsal entegrasyon, yani bir otoritenin olması, bunların bir otorite tarafından, hatta belki tarifelerinde belirlenmesi, demin söylediğim gibi aktarmalar olduğunda aktarmaların ne kadar uyguna gelebileceği, teşvikler olabilir. Yani şu bile olabilir, bugün tabii ki bir ticari kuruluşlar bu işleri yapıyor. Özellikle bisikleti belediyeler yapıyor ama şeyi genelde ticari kuruluşlar yapıyor. Ha, o ticari kuruluşlarla belediyeler arasında bir iletişimin olması, ya aktarmalar olursa bu aktarmalarda biz size ödeme yapalım ya da siz bize ödeme yapın gibi hususların da mutlaka toplu taşımayı teşvik edecek ölçekte gerçekleştirilmesi gerektiği önemli. Yine entegrasyonla ilgili, mesela bisikletle geldiniz, bu bisikletle metroya çıkıyorsunuz ya da trene çıkıyorsunuz ve trene bisikletinizi alabiliyorsunuz ya da orada park edebiliyorsunuz gibi. Bu şekilde kolaylaştırıcı rampaların olması, indiğinizde orada paylaşımlı bisiklet için kiralama imkanının olması ya da bisikletinizi güvenli bir şekilde park edebilmeniz, seyahat esnasında trende ya da otobüste bisikletlerinizi götürebiliyor olmanız, trenin içerisine alabiliyor olmanız gibi hususlar var. Ödeme meselesine geldiğimizde bakın dünyada örnekleri var. Köln mesela trenle hareket eden, seyahat edenlere 30 dakika bisikleti kullanma hakkı veriyor. Pittsburgh otobüs için ödeme yapanlar için 15 dakika ücretsiz veriyor. Fortaleza Brezilya'da pazartesi cuma 60 dakika altı, pazar ise 90 dakika altı ücretsiz olarak kullandırıyor. Hangzhou Çin'de 60 dakika altı ücretsiz gibi. Yukarıdakiler de siyah olanları da bazı işte Aref'le beraber ödeme. Yani aynı kartı her ikisini de kullanmanız. Hem bisiklette kullanma noktasında İstanbul Kart'ta vesaire, hani şehirlerimizde bu tarz gelişmeler oldu. Ama bunu üst ölçekte aslında scooter'a vesaireye de yayabiliyor olmamız gerekir ki entegrasyonu sağlayabilirim. Demin söyledim, hani girişi yasak olan yerler olabilir. Bu yasak olan yerlerde kullanıp kullanmama meselesinde yine regülasyonlarla belirlemek lazım. Özel güzergahlar yaptığınızda bakın Endonezya örneği sağ tarafta, sol tarafta Berlin'de bir caddeyi tamamen sağ solunu çiçekli hale, çiçekler için çiçeklerle donatmışlar diyelim, yolu daraltmak için. Ortasında yalnızca bisikletler için sanki biraz deneme şeridi, deneme güzergahı gibi ki burası tam Berlin'in merkezi diyebileceğimiz bir yer. Sağ tarafta da yine Endonezya'da bir yer. Bir tarafta otobüsler hareket edebiliyor sadece, diğer tarafta yayalar ve bisikletler için oldukça geniş, yani iki şeritli bir caddeyi
yaya ve bisiklet ve skuterler için kullanıma sunmuşlar. Yine entegrasyonla ilgili sol tarafta Başakşehir Belediyesi'nin bir uygulaması. Hani bisikletinizi hem oraya park edebiliyor olmanız hem de orada tamir aletleriyle bu şeyi kolaylaştırıyor gibi olmanız. Sağ taraftakinin tasarımını çok beğendim. O yüzden hani özel bir fotoğraftır benim için. Yani hem bisiklet park yeri olması hem de tasarıma önem vermesi açısından da oldukça şık, güzel bir park örneği olarak Konya kullanmış. Sağda yine bisikletlerin durdukları yerde daha rahat durabilmelerini, yani kavşaklarda vesaire durduklarında daha rahat durabilmeleri ki buraya onları katmadım. Mümkünse durmadan geçebilmeleri, bisikletliler için yeşil dalga uygulamalarının yapılması, bisikletler geldiğinde kavşakta beklememelerine yönelik olarak da ya da geldiklerinde butona bastıklarında doğrudan yeşil yanması gibi uygulamalarda yine bu tarz mikromobilite araçlarının kullanılmasını teşvik eden unsurlar olarak söyleyebiliriz. Yine park imkanlarının bol ve güvenli olması. Burada da yine işte istasyonlu olarak sol tarafta istasyonlu bisiklet kiralama, sağ tarafta bisikletlerin normal kişisel bisikletlerin park etme imkanı. Doluluk oranı da görüyorsunuz oldukça güzel. Demek ki yani bir şeyler olduğu zaman bisiklet kullanımı arttığı zaman insanlar da buna ihtiyaç duyuyorlar. Neredeyse doluluğu %80'in üzerinde bir doluluk söz konusu. Şimdi diğer tarafa baktığımız zaman şu hep tartışmalıdır. Belki o tarz sorular da gelecektir. İstasyonlu mu olmalı, istasyonsuz mu olmalı? İşin açıkçası neresinden baktığınıza göre değişiyor. Yani istasyonlu olduğunda özgürlük alanınızın biraz kısıtlanmış olduğunu hissedebiliyorsunuz. İstasyonsuz olduğunda bu sefer çok fazla özgür halde kaldırımların her tarafını işgal edecek şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun orta yolu haritacılıkta geofence'lerle lokasyonları belirlemek belki. Yani o lokasyonların içerisinde ama daha fazla sayıda lokasyonlar. Yani şimdi burada cihazlar olduğu için ne derler? Ağır cihazlar olduğu için bunların hem maliyetleri de yüksek hem de her yere de kuramıyor biliyorsunuz ama bir sanal harita sanal bölgeler belirleyip o bölgelerin sayısını arttırabilerekten düzenlenmiş bir halde o şekilde bu işi çözebiliriz. Yani bir orta nokta öyle bulunabilir diye düşünüyorum. Kargo amaçlı, çünkü bunlar otonom kargolar falan da denenmeye başladığını biliyorsunuz. Kargo amaçlı da özellikle yani elektrikli mikromobilite araçlarıyla kargo bizim yani İstanbul'un bunu için şeyi her yerde elverişli olmayabilir. Coğrafyası her yerde elverişli olmayabilir ama birçok şehir artık bunu deniyor. Tarihi yarımada diyebileceğimiz eski bölgelerin içerisine mümkün olduğunca elektriksiz yani fosil yakıtlı araçların girmesini yasaklıyorlar. Bunları yasakladıkları için de yeni lojistik yöntemleri, lojistik arayışları içerisinde elektrikli olarak bu teslimat noktaları ki PTT de bununla ilgili çalışmalara başladı. Hem postacıların skuter kullanması hem de bu şekilde mikromobilite araçlarıyla lojistik amaçlı kullanması da yine iki anlamda önemli. Bir, dediğim gibi mikromobiliteyi bir ulaşım aracı olarak görmek. İkincisi de elektrikli bir aracı orada kullanabiliyor olmak açısından özellikle tarihi yarımada gibi, Üsküdar Meydanı gibi, Kadıköy Meydanı gibi bölgelerde bu tarz araçlarla teslimatların yapılabiliyor olması da önemli olduğunu söyleyebilirim. Değerlendirme sonuç kısmına gelecek olursak mikromobilite ticari bir kavram mıdır? Yani biraz scooter ağırlıklı gitmesinden dolayı evet olduğunu söyleyebiliriz ama bundan gocunmuyoruz. Yeter ki regülasyonu doğru yapalım ve bunu bir ulaşım aracı ve ulaşım kavramı haline dönüştürebilelim. Şehirlerde yolculukların önemli bir kısmı mikromobilite araçlarıyla yapılabilir. Yani biz 5 kilometrenin altında çok miktarda yolculuk yapıyoruz. Dolayısıyla bu yolculukları bizim mikromobilite araçlarıyla gerçekleştirebiliyor olmamız gerekir. Hızları ve ağırlıklarına göre mutlaka nerelere girebilir, nerelere giremez bunun belirlenmesi lazım. Mikromobilite araçları için yalnızca özel yolu yapmak değil, aynı zamanda konfor ve entegrasyon çalışmalarını da beraber yürütmek gerekir. Belki hani belli alan, mesela şehrin en kor noktası, orada bu entegrasyon vesaire çalışmalarını yapıp sonra genişleyerekten gidilebilir. Belli güzergahlar belirlenebilir, o güzergahlarda entegrasyonu, işte konfor çalışmaları, güvenlik çalışmaları hepsi beraber götürülebilir. Yoksa tek başına bütün şehri bisiklet yolu yapmanız ya da yapmamanız